Sürüş salgınının ekonomiye etkileri nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardıma bir Ferrari sahibinin başvurması çok konuşulmuştu. Öte yandan bu durumun tek olmadığı Mercedes ve Audi sahiplerinin 100 büyükbaş hayvanı olanların dahi 1000 liralık yardıma başvurduğu ortaya çıktı. Tüm Türkiye bu olayı merak ederken çok sayıda lüks otomobil sahibinin ya da varlıklı insanın bu yardıma başvurduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'ye konuştum. İşte Abdülkadir Selvi'nin yazısının ilgili bölümü. Bakan Selçuk bu bilgileri paylaşırken, 1000 liralık yardıma başvuruda bulunan Ferrari sahibi geldi aklıma. Başvuranlar arasında bu türlerin olup olmadığını sordum. Ferrari sahibi olup müracaat edenler oldu. Audi'si, Mercedes'i olan, Üzerinde mülkiyet görünenlerden müracaat edenler oldu. Karşılığını verdim. Sadece lüks marka araç sahipleri değil, bazı hanelerin başvuruları arasında da benzer durumlar tespit edilmiş. Bakan Selçuk, başvuruları hane bazlı değerlendiriyoruz. Kimi başvurularda görüyoruz ki hanedeki diğer kişilerin üzerinde kayıtlı yüklü miktarda mal varlığı var. Mesela bir başvuruda Birinin üzerinde 100 tane büyük başı olduğunu gördük dedi. Peki bunlar 1000 liralık yardımdan yararlanacaklar mı? sorusuna bakan Selçuk, 100 büyük başı olana yardım verince bu kamu vicdanını zedeler. Biz o Ferrari'yi reddetmişiz. Kamu vicdanını yaralayacak durumların önüne geçmek için yoğun gayret sarf ediyoruz dedi. Selvi, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un sözleri çok açık. Ama bırakın incelemeyi, bu tür başvurusu olanlar daha ben bakanın makam odasından çıkmadan elenmişti bile. Dul ve yetim aylığından bağış yapan Fatma Nine'ye bakıp Ferrari'si, Mercedes'i, Audi'si olanların 1000 lira için başvuruda bulunmasını aklım almıyor. O para senin arabanı yıkatmaz ama bir garibin evine girse yüzünü güldürür ifadelerini kullandı.